Merhaba LGS tayfası Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mayıs ayında yayınlanan ilk örnek soruların İngilizcesini çözeceğim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Yine burada Read the conversation konuşmayı okuyun ve soruyu cevaplayın demiş. Daisy sormuş. Boş vaktinizde ne yapmayı seversiniz diye. Janet da demiş ki "Hiç oyunları kaçırmam. Bu oyun dedi tiyatro oyunu. Bakın kaçırmam demiş. Caza ve Popa'da düşkünüm demiş. Ama enstrüman çalmayı ve takım oyunları oynamayı sevmem demiş. Sem ise yeni şeyler satın almaktan hoşlanırım. Spor yapmayı da severim demiş. Fakat ama demiş boyama yapmayı yapmak ya da tiyatro oyunu izlemek, seyretmek benim için dayanılmazdır, katlanılmazdır demiş. Yani sevmediğini söylemiş. Soru kökünde de diyor ki According to the conversation above yani yukarıdaki konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi Janet ve Sam için en uygun aktivitelerdir? Appropriate kelimesinin anlamı neydi arkadaşlar? Uygun. Bu kelimelerde e, sorularda sıklıkla çıkıyor. A seçeneğine bakalım. Janet için Playing Volleyball demiş. Volleyball takımla oynanan bir oyun. Halbuki burada Janet takım sporlarını sevmediğini söylüyordu. O yüzden A seçeneğini eleyebiliriz. B seçeneğine bakalım. Janet için watching a play tiyatro oyunu oynamak demiş. Evet, bunu seviyordu. Konsere gitmek demiş. Evet, bunu da seviyordu. Sam'e bakalım. Sam için going to the theater tiyatroya gitmek demiş. Bakın burada tiyatroya gitmek ve boyama yapmak için katlanılmaz dayanılmaz ifadesini kullanmıştı Sam. O yüzden bu B seçeneğini de elememiz lazım. C seçeneğine bakalım. Janet için swimming verilmiş. Janet için swimming kelimesi geçiyor mu? Swimming yüzmekle alakalı bir şey geçmiyor. Playing the piano demiş burada. Piyano çalmak. Halbuki bir enstrüman çalmayı sevmediğini söylemişti. O yüzden C seçeneğini deliyoruz. D seçeneği kalıyor. Listening to music. Müzik dinlemeyi sever mi? Evet. Caz ve popa düşkün olduğu için bunu sever. Peki going to the theater. Tiyatroya gitmeyi seviyor mu? Evet. Hiç oyun kaçırmadığını söylemişti genç için bunlar uygun. Sem'e bakalım. Cycling yani bisiklet sürmek demiş. Burada Sem spor yapmayı sevdiğini yazıyor söylüyordu. Bu da uygundur. Going shopping alışverişe gitmek ya da alışverişe çıkmak. Sem şu cümlede yeni şeyler satın almayı sevdiğini söylemişti zaten. Bu da Sem için uygun. Demek ki arkadaşlar doğru cevabımız hangisi? D seçeneği. Hemen ikinci soruya bakalım. İkinci soruda diyor ki Metni okuyun, tabloya yani çizelgeye bakın ve soruyu cevaplandırın demiş. Durumda da diyor ki Simon cumartesi öğleden sonra arkadaşlarıyla bir kitap fuarına gitmeyi planlıyor. Arkadaşlarına mesaj gönderiyor onları fuara davet etmek için. Aşağıdaki tablo da arkadaşlarının cumartesi günkü planlarını gösteriyormuş. Betty Cumartesi günü saat 4 ile 7 arasında bu PM dediğimiz öğleden sonraydı. 7 arasında Jane ile konsere gidecekmiş. Carl büyük anne babasını ziyaret edecekmiş. Sabah 10 ile öğleden sonra 1 arasında. Tom ise spor yapacakmış. Sabah 9 ile öğleden sonra 12 arasında. Lily ise yeni bir tiyatro oyunu izlemeye gidecekmiş. Öğleden sonra 3 ile 7 arasında. Diyor ki soru kökünde According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following, aşağıdakilerden hangisi Simon'ın davetiyesi için uygun bir cevap değildir. Bakın, appropriate, uygun kelimesi yine karşımıza çıktı. Notu burada görmezden gelmeyelim. Not çok önemli. Olumsuzluk veriyor. Hangisi uygun değildir? Şimdi A seçeneğine bakalım. Merhaba dostum demiş. Dese good idea. Bu iyi bir fikir demiş. I can join you. Sana katılabilirim. After my football training. Yani Futbol antrenmanından sonra sana katılabilirim. Bakın burada Tom spor yapacaktı. Sabah 9'dan öğleden sonra 12'ye kadar. Bunu Tom söylemiş olabilir mi? Evet olabilir. B seçeneğine bakalım. Simon demiş. E, aktivite biraz sıkıcı gibi geliyor kulağa ama demiş. Aile kahvaltımızdan sonra orada olacağım. Aile kahvaltısında kim söylemiştir? Carl söylemişti dikkat ederseniz. Anne baba büyük anne babasını ziyaret etmeye gidiyordu. Orada bir kahvaltı yapılacaktır. Bu da karnı söylediği bir şey olur. C seçeneğe bakalım. Hello Simon, merhaba Simon. E, harika olurdu ama demiş. E, kız kardeşimle sinemaya gideceğim demiş. Bakıyoruz sinemaya gidecek olan birisi var mı burada? Yok. Betty konsere gidecek. Lily ise tiyatro oyunu izlemeye gidecek. Evet bu yanlış cümleymiş gibi görünüyor. D seçeneğine bakalım. Hey demiş bu harika ama öğleden sonra demiş e, favori grubumu gidip dinleyeceğim demiş. Bu da konsere gideceğini söylemiş yani. Evet saat 4 ile 7 arasında konsere gidecekmiş. Demek ki 4'ten önce gelebilirim anlamında bir şeyler söylemiş. Dolayısıyla arkadaşlar e, C seçeneğinde tiyat e, sinemaya gideceğini söylediği için burada da sinemayla alakalı herhangi bir bilgi olmadığı için C cümlesi, C seçeneğindeki cümle soruyla alakalı değil. Yanlış olan cümle C cümlesi. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda metni okuyun ve soruyu cevaplandırın demiş. Bir metni Türkçe'ye çevirelim. Anne babam demiş. Bu gece evde bir parti için işte bazı misafirlerimiz misafirlere gelecek demiş. Hepimiz çok heyecanlıyız demiş. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz demiş. Annem tavuk pişiriyor. Babam salatayı hazırlıyor. Ben tatlılar yapıyorum. Kız kardeşim de sofrayı kuruyor ya da masayı kuruyor demiş. Soru kökünde ise Which of the following? Aşağıdaki hangisinin metinde cevabı vardır demiş. Bakın genelde yoktur diye soruluyor. Burada vardır demiş. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi D seçeneğinden başlayalım. Which desserts is Mike making? Yani Mike hangi tatlıyı yapıyor sorusun cevabı var mı? Sadece tatlı yapacağını söylemişti. Bunun cevabı yok. C seçeneğine bakalım. Who is preparing the drinks? İçecekleri kim hazırlıyor sorusun cevabı var mı? Bakıyoruz annesi tavuk hazırlayacaktı. Babası salatayı, kendisi zaten tatlı, kız kardeşi de sofrayı kuracaktı. İçeceklerle alakalı bir bilgi yok. C seçeneğine bak B seçeneğine bakalım. When is the party going to be? Party ne zaman olacak sorusunun cevabı var mı? Evet, bu gece dediği için bunun cevabı var. A seçeneğine bakalım. Why are they having a party? Neden parti düzenliyorlar? Neden parti yapıyorlar sorusunun cevabı var mı? Yok. Dolayısıyla doğru cevabımız hangisi arkadaşlar? B seçeneği. Yani partinin ne zaman olduğuyla alakalı bir cevabımız var. O da tonight. Yani bu gece anlamına gelen kelimeden ortaya çıkıyor. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda arkadaşlar... Yine konuşmayı okuyun ve soruyu cevaplandırın demiş... E, customer service. Müşteri hizmetleri sormuş. Merhaba nasıl yardım edebilirim size demiş. Alice ise merhaba Londra'dan New York'a bir uçuş bileti ayırtmak istiyorum demiş. Buradaki book ayırtmak. Sormuş elbette e, tek gidiş mi yoksa gidiş dönüş mü demiş. O da gidiş dönüş diye cevap vermiş. Hangi tarihlerde uçmak istediğinizi söyleyebilir misiniz demiş. 15 Haziran ile 26 Haziran olduğunu söylemiş. İsminizi ve telefon numaranızı alabilir miyim diye sormuş. İsmini söylemiş. Burada da telefon numarasını söylemiş. E, müşteri hizmetleri de söylemiş ki Evet uçuşunuz e, ayar, ayarlandı e, ya da rezerve edildi. İyi uçuşlar diye söylemiş. Soru kökünde bizden şunu istiyor. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisinin Doesn't have an answer? Yani cevabı yoktur diyor yukarıdaki konuşmada. Bakalım A seçeneğinde What is the phone conversation about? Yani bu telefon görüşmesi ne hakkında? Bunun cevabı var mı? Bunun sorusunun cevabını bulabiliyor muyuz? Evet. Bu bir bilet ayırtma ile alakalı bir konuşma. Bunun cevabı var. What is the destination of the flight? Bu uçuş varılacak yerle alakalı bir bilgi var mı? Evet. New York'a gidecekti. Bunun da cevabı var. Destination dediği varılacak yer, gidilecek yer anlamında. C seçeneğine bakalım. What are the dates of the flights? Uçuşun tarihleri var mı? Evet burada 15 Haziran 26 Haziran olduğu yazıyor. Bunda cevap var. Ama what is Alice's reason for traveling? Yani Alice'in Alice, in, Alice in, e, seyahat sebebiyle alakalı bir bilgi var mı? Hayır yok. Bundan dolayı doğacağımız hangisi arkadaşlar? D seçeneği. Beşinci soruda ise diyor ki metni okuyun, görsele bakın ve soruyu cevaplandırın demiş. Seri ve arkadaşları e, ee, internet bağımlısı olup olmadıklarını öğrenmek için bir e, anketi, cevap, anketi cevaplamışlar. Cevaplar da şu şekildeymiş. Önce şuradaki soru kısmına bakalım. Sen bir internet bağımlı mısın, bağımlısı mısın diye soruyor. Cevaplarınızı seçin demiş. İlk soruda her gün online oyun oynar mısın demiş. İkinci soruda ödev yapmak için interneti kullanır mısın demiş. Üçüncü soruda bakın more than İki sosyal medya hesabından fazla hesabınız var mı? Yani üç veya daha fazla sosyal medya hesabınız var mı demeye getiriyor. Dördüncü soruda ise arkadaşlarının fotoğraflarının hepsine comments, yorum yazar mısın, yorum yapar mısın demiş. Beşincisinde ise her gün 3 saatten fazla internette vakit geçirir misin diye sormuş. Şurada ise diyor ki sorulardan 3'ten fazlasına yani 4 veya 5 tanesine evet ile cevap vermişseniz diyor siz bir internet bağımlısısınız. Şimdi Sally'nin cevapları burada, Tom'un cevapları burada, Marian'ın cevapları burada, Jack'in cevapları da burada. Soru kökünde diyor ki which of the following aşağıdakilerden hangisi anket sonuçlarına göre not correct doğru değildir. Şimdi D seçeneğinden başlayalım. İki kişi sonuçlara göre demiş internet bağımlısı. İnternet bağımlısı olmanın şartı neydi? 4 veya 5 tane soruya evet cevabı vermek. Bakalım. Seli burada 4 tane soruya evet cevap vermiş. Şurada da Jack yine 4 tane soruya cevap vermiş, evet cevabı vermiş. Dolayısıyla iki kişi bağımlı mı? Evet, iki kişi bağımlı. Bunun cevabı doğru. C seçeneğine bakalım. Hepsi arkadaşlarıyla alakalı fikirlerini paylaşıyorlar demiş internetten. Evet, bu da şu cümleyle alakalı aslında. Arkadaşlarınızın fotoğrafına yorum yapar mısınız? Dördüncü soruya Seli evet demiş, Maria evet demiş, Tom evet demiş ve Jack de evet demiş. Demek ki herkes arkadaşlarıyla alakalı fikirler paylaşıyor. Bu doğru bir cümle olur. B seçeneğine bakalım. Tom ve Jack internette diğerlerinden daha fazla, bakın more time, daha fazla vakit geçiriyorlar demiş. Bu hangi soruyla alakalı? Beşinci soruyla alakalı. Tom 5. soruya hayır demiş. Bakın hayır demiş. Yani 3 saatten daha az vakit geçiriyormuş. Sadece Jack buna evet diye cevap vermiş. Bu cümle doğru cümle olmaz. Ama yine de A'ya da bakalım. Sally ve Maria interneti dersleri için yardım almak maksatlı kullanıyorlar demiş. Bu da ikinci soruyla alakalı. Bakın ödev yapmak için interneti kullanır mısınız anlamında. Şimdi Sally ikinci soruya evet demiş mi? Demiş. Maria demiş mi? Demiş. Bu da doğru bir cümle oluyor. Demek ki arkadaşlar Tom ve Jack'in diğerlerinin daha fazla internette vakit geçirdiği cümlesi yanlış cümle oluyor bilgilere göre. Dolayısıyla doğacağımız B seçeneği. Evet arkadaşlar, LGS İngilizce oynatma listesine bakarak ilk dönem için hazırladığım soru videolarına bakabilirsiniz. Önceki aylara ait örnek soru çözüm videolarına da bakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.